أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت الوهاب على رسولنا صلوات Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bu vakit ve saatleri bize nasip eden Rabbi, Rabbi Rahim'imize hadsiz hamdü senalar olsun ve Peygamberi Zişan Efendimiz ve vesselama salat ve selam olsun inşallah. Evet, insan dünyaya gelişinden itibaren akıl balilik yaşına erdiğinde etrafını fark etmeye başladığı andan itibaren de diyebiliriz. Etrafındaki gördüğü ve tanıdığı kendiyle hem cins olanları taklit etmeye başlar. Onları kendisine birer model olarak seçer ve onlardaki var olan hal ve durumları kendisine bir hayat tarzı olarak belirler. Burada kişiye bu hayat tarzını veya kendi hayat tarzını oluşturmada model alacağı kişiler farklı yönleriyle cazip gelebilir. Farklı yönleriyle onu etkileyebilir ve onun hayatına girebilirler. Ama acaba bu dünya misafirhanesine gönderilmiş olan ve bu dünya misafirhanesinde ihtimamla gözetilerek beslenilen her bir dakikası, her bir saniyesi tasarruf altında olduğu ayan ve beyan görünen bu insanın model alması gereken ve kendisine rehber olarak seçmesi gereken Gerçek modeller, gerçek rol modeller kimlerdir? Kimleri kendisine rehber ve önder alması gerekir? Elbette ki bunu da en iyi bilen ve bildiğini de bu insana ve akıl sahibi olanlara bildiren Rabb-i Rahim'imizden ancak öğrenebiliriz ki o da Kur'an-ı Azimüşşan'ında bize birçok ayeti kerimede kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da sakının. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok merhametli ve bağışlayıcıdır. De ki Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer dönerlerse muhakkak ki Allah yüz çevirenleri, kafirleri sevmez. Evet, bu dünya misafirhanesine ihtiyarın haricinde olarak gönderilen insanın bu misafirhanedeki geçireceği süre zarfında misafirhane sahibini memnun etmek ve onun iltifatını ve onun kendisine olan teveccühünü mukabele edebilmek, ona karşılık verebilmenin bir yolu olmalı, bir usulü olmalı. Bu usulü ona tarif edecek birisi muhakkak bulunmalı. İşte o da peygamberler ve peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselamdır inşallah. Evet, model olarak, rol olarak kendimize almamız gereken, rehber edilmemiz gereken kişi elbette bizi burada istihdam eden, bizi burada barındıran, yediren, içiren Rabbimizin de ifadesiyle Peygamber, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bugün ona tabi olmanın ve ona ittiba etmenin kıymet ve ehemmiyetini anlatan bir yeri inşallah birlikte okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak burada bulunan bu hazırın cemaatin ihlasına binayen istifademizi ziyade kılsın. Rabbimiz buradan alacağımız feyzi, bereketi hayatımıza, fiiliyatımıza aksettirmeyi inşallah umumumuza nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayh. Fain temenna fequl hasbi Allahu la ilaha illa hu ve alayhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. İn kuntum tuhibbuna Allaha fetebiyunu yuhibbikumullah İla ahiril ayah. Sadakallahu alazim. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak şanım hakkı için size kendinizden öyle izzetli bir peygamber geldi ki Sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. Onu üzer. Ey şefkatli Rasul! eğer seni dinlemeyip senden yüz çevirirlerse Evet, bize bu kadar merhametli ve bu kadar şefkatli olan Resule Rabbimiz, Halikimiz diyor ki, eğer senden yüz çevirirlerse ve seni kendilerine model olarak, rehber olarak tercih etmezlerse artık de ki Allah bana kafidir. Ben size karşı olan sorumluluğumu ve mesuliyetimi yerine getirdim. Ben üzerime düşen vazifeyi yerine getirdim. Ancak Allah benim vekilimdir. Ondan başka ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim ve o büyük arşın Rabbidir de. İn kuntum tuhibbun Allaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Eğer Allah'ı seviyorsanız o halde bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Evet bu ayeti kelimelerin de ifade ettiği gibi ve birçok ayeti kerimede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve diğer bütün peygamberleri bu dünya hayatında, bu ahiret yolculuğunda kendimize bir model ve rehber olarak tercih etmemiz gerektiği bize ne yapılıyor nasihat ediliyor. İşte bütün bu ayeti kelimelerin kerimelerin hakikatini ifade eden bir nükte Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam ferman etmiş. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti feleh ecri miati şehid. Yani fesadı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük ederse, kim benim yolumu tercih ederse, yüz şehidin ecrini ve sevabını kazanabilir. Nasıl bir yol, nasıl bir usul ki Peygamber aleyhisselatü vesselam böyle bir tarzı benimsemenin neticesi olarak yüz şehidin ecrini ve sevabını alabileceğimizle bizi müjdeliyor. Evet, Hulukul Kur'an onun ahlakı Kur'an ahlakı gibidir. Yani kendisi Kur'an'ın tasvip ettiği, kabul ettiği bir rehberdir o. İşte Allah'ın bütün fiiliyatından razı olduğu kişidir. Onun için ona tabi olmak ancak yüz şehidin ecri ve sevabıyla mükafatlandırılabilir. Ve belki daha fazlasıyla mükafatlandırılır. Ve onun yaşam tarzının, onun hayat tarzının Allah'a karşı olan teslimiyetinin alaya alındığı, hiçe sayıldığı bir zamanda hususen onun hayat tarzını benimsemek ve yaşamak ve onun yolunu kabul etmek ve bunu fiiliyata dökmek elbette çok kıymetli ve takdire şayan bir durumdur ki 1400 sene öncesinden zatı itibariyle kendisi bizatihi bu taltifi ve iltifatı böyle bir zamanın müdavimlerine ne yapmıştır? Yapmıştır. Evet. fesada ümmetim zamanında ümmetimin fesada uğrayıp dağıldığı, bozulduğu ve sünneti seniyeden uzaklaştığı bir zamanda Kur'an'dan uzaklaştığı bir zamanda kim benim yolumu, benim takip etmiş olduğum kanunları, usulleri tercih ederse yüz şehidin ecrini ve sevabını kazanabilir. Hususen bid'aların istilası zamanında sünnet-i seniye itiba etmek daha ziyade kıymetlardır. Evet, Peygamber aleyhisselatü vesselamın bize getirmiş olduğu o nurlu ve aydınlık yolun yerine tercih edilmesi için farklı bir yaşam tarzı, farklı bir usul önerilen bir zamanda Kur'an'da ve sünnete tasvip edilmeyen bir tarzın benimsetilmeye çalışıldığı bir zamanda böyle bir tercih yapılırsa, Peygamber aleyhisselatü vesselam rehber olarak, önder olarak tercih edilirse ve onun hayat tarzı, hayat tarzı olarak kabul edilirse bu hadisin müjdesine mazhar olur. Evet, insan mutlaka bir şeyleri kendisine modelleyerek bir şeyleri kendisine örnek alarak bir hayat tarzı kendisine benimser. Bu insanın fıtratında olan bir özelliktir. Çocuğunuza bakın, mutlaka sizin yaptığınız bir şeyi modelleyerek hayatına devam eder. Daha sonra çevresindeki farklı modelleri, farklı örnekleri benimseyerek, onlardaki efendim farklı hususiyetleri benimseyerek bir kişilik oluşturur. İşte o kişiliğin oluşumu esnasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait olan bir tarzın onun yaşam tarzı olması demek, dünyasının ve ahiretinin kurtulması demektir. Evet çünkü o yaşam tarzı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olan en mükemmel tamamen tasdikini almış olan ve düşmanlarının dahi ittifaken Muhammedül Emin sıfatını kendisine vermek zorunda kaldıkları bir zattır o. Evet, sünnet-i seniyenin küçük bir adabına mürat etmek, hususen ümmetin bozulduğu bir zamanda, ümmetin Kur'an'dan, sünnetten uzaklaştığı bir zamanda, hususen sünnet-i seniyenin bir adabına riayet etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Yani alaya alınıyorsunuz, küçük görülüyorsunuz, hakir görülüyorsunuz. Peygamber aleyhisselatü vesselamı benimsemekten dolayı onun fiiliyatını, onun bir halini yaşamaktan dolayı hafife alınan veya hakaretlere maruz kalınan bir zamanda bir tek adabı yaşamaya gayret etmek elbette çok büyük bir mükafatı gerektirir ve ciddi bir imanın <laughs> varlığına bir delildir. Evet, kuvvetli bir imanı ihsas ediyor, gerektiriyor. Doğrudan doğruya sünnet-i seniye ittiba etmek, Peygamber Efendimiz Vesselam'ın yolunu takip etmek, onun nasihatlerini dinlemek ve onun yaşamış olduğu tarzı benimsemek, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hatıra getiriyor. Okul hayatımda yaşamış olduğum bir hadise vardı. Bir yerde bir e, bir şenlik vardı, bir panayır vardı. Bir öğretmen arkadaş orada okulumuzda görevli olan bir öğretmen oturarak su içti. Üç yudumda. Bir öğrenci dedi ki hocam neden böyle yaptınız? Dedi ki bu sünnet. Yani bakın hemen dikkati çeken bir hadise. Yani e, o suyu ayakta da içebilirdi, farklı bir şekilde de içebilirdi ama oturarak içmesinin neticesinde karşı tarafa bir ikazda bulundu. Yani bu tarz benim tarzım değil. Bu tarz bize rehber olacak, önder olacak ve bizim hayatımızı bu ebedi hayat içerisindeki e, serüvenimizi saadeti ebediye çıkaracak olan bir rehberin düsturu bu. Onun hayat tarzı. Rabbil Alemin tarafından bu misafirhanenin sahibi tarafından tasdik edilmiş olan bir usul bu onun için dikkati çekiyor. Neden böyle yaptınız? Evet. Demek ki yaşanılan ve hayat esası olarak kabul edilen her bir düstur hemen çevremizdekilerin ne yapıyor? Nazarı, dikkatlerini celbediyor. Eğer ki bu yaşam tarzını Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ona uymakla, ona tabi olmakla gerçekleştirebilirsek işte direkt o hareketimizden, o fiilimizden hatıra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı getiriyoruz. Başta kendimize, daha sonra da etrafımızdaki insanlara onu hatırlatıyor, onu ahlakını ders veriyoruz. Ve tebliğ yapıyoruz. Evet, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırasını, hatırasını getiriyor. O ihtardan, o hatıradan bir huzur ilahi hatırasına inkılap eder. Yani bizim her an gözetilen, görülen bir kul olduğumuzu, her bir halimizin, her bir fiilimizin, her bir hareketimizin Rabbi Rahim tarafından görülüp gözetildiğini ve her an onun şefkatiyle, onun merhametiyle kuşatıldığımızı bize hatırlatır. Evet, insanlar bugün ruhsal bulanım geçiriyorlar, sıkıntılar çekiyorlar. Halbuki her türlü imkanlara sahip insanlar, efendim mal varlıkları var, evlatları var, aile yapıları vesaire şunları bunlar var, arkadaşları var ama buna rağmen ruhsal sıkıntı içerisindeler. Neden? Çünkü Rabbi Rahim'imizi tanımıyoruz. Allah'ı yeterince hatırlatan hareket tarzını benimsememişiz. Onu ihtar eden, onu hatıra getiren hayat tarzını benimsemediğimizden ne yapmıyor? O sönük Akıl fenerimizle tercih etmiş olduğumuz usul bize bir ilham vermiyor. Geçici bir karar olan şu dünya hayatının esasatı bizim o ebedi ve daimi olan istek ve arzularımızı tatmin etmiyor, örtüşmüyor. Bu yüzden fıtrata ters olduğu için ne yapıyor? Orada ipler kopuyor. O kadar imkanlara rağmen bunalımlar, sıkıntılar sonucunda nedir? sonucunda da intiharlara varan ve belki çevresindekilere de zarar verecek derecede bir katliama neden oluyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o aydınlık yolunu, o nurlu yolunu tercih eden bahtiyar kullardan olmayı bize nasip etsin. Evet. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tarzını benimsemek, doğrudan doğruya şahsını, sonra onun vazifesi itibariyle de Rabbimizi bizim hatırımıza getiriyor. Ve Rabbimizin huzurunda olduğumuzu sürekli olarak hiçbir boşluk, bir an, bir salise dahi olmaksızın her an onun gözetiminde ve onun idaresinde olduğumuzu bizim hatırımıza getiriyor. Dost ve düşmanlarımıza karşı veya onlardan bize terettüp edecek fiiliyata karşı Rabbimizin isteğinin doğrultusunda her şeyin hareketinin o yönde olduğunu ve onun gözetiminin, onun isteğinin dışında hiçbir şeyin olmayacağını ne yapıyor? Bize ihtar ediyor. Evet, bizim o adi muamelemiz ve o fıtri amelimiz sevaplı bir ibadete ve şer'i bir harekete dönüşür. Evet, biz bu aleme gönderilmemizdeki hikmet nedir? Cenab-ı Hakk'ı tanımak, bilmek ve ona ibadet etmek ve ona itaat etmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşam tarzını kendimize model olarak seçtiğimizde işte biz o maksadı yerine getirmiş oluyoruz. Rabbimizin istek ve doğru istekleri doğrultusunda bir yaşam tarzını kendimize benimsemiş oluyoruz. Çünkü o adi hareketle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a <laughs> düşünüyor ve şeriatın bir adabı olduğunu tasavvur eder. Evet, Kur'an'ın çizmiş olduğu hayat tarzının bir düsturu olduğunu ne yapar? Ona hatırlatır. Ve ona tabi yani tabi olmamıza vesile olur. Ve şeriatın sahibi o olduğunu o olduğu hatırına gelir ve ondan şarih hakiki olan yani o kanunların o esasların koyucusu olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur, bir nev' huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen sünnet-i seniye ittibaı kendine adet eden, adatını adetlerini ibadete çevirir. Bütün ömrünü semeradar ve sevaplar yapabilir. Evet, şu an mevcut olan ömür dakikalarımızı elimizde tutmanın bir imkanı yok. Bugüne kadarki olan hayat serüvenimizi durduramadık. Bundan sonrasına da durduramayacağız, hükmedemeyeceğiz. Elimizden ister istemez çıkıp gidecek. Peki acaba bu ömür dakikalarını elde tutmanın ve bu hayat serüvenini karlı bir ticarete çevirmenin bir imkanı yok mu? İnna Allah iştara minel müminine enfisuhum ve emmâlehum bi enne lehumul olan bu hayatı garantileyen bu ayeti kerimenin dairesi içerisine girmenin bir imkanı yok mu? Evet var. Nedir? İşte Peygamber aleyhisselatü vesselamın yaşam tarzını ve onun hayat düsturlarını kendi hayatımıza rehber edinmektir. Evet baştan da söylediğimiz gibi bu insanın fıtri bir ihtiyacıdır birilerini kendisine model yapmak ve hayat rehberi yapmak bir ihtiyaçtır. Annesini, babasını, etrafında gördüğü öğretmenini vesaireyi tercih, onun hayat tarzından bir şeyleri kendisine empoze etmek, kendisinin o yaşam tarzını belirlerken onlardan bir şeyleri katmak bu insanın fıtri bir ihtiyacıdır. İşte bu ihtiyacını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tercih ederek yaparsa, o hayat modelini, o hayat tarzını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı tarzı benimseyerek yaparsa, onun hem dünyasına hem de ahiretine ışık tutacaktır. Evet. Yine okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerde, قُلْ اِنْكُنْتُمْ تُهُبُونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونُ يُحْبِبِكُمُ Evet, eğer Allah'ı seviyorsanız, Allah'a muhabbetiniz varsa, Rabbinizi biliyorsanız, tanıyorsanız öyleyse Habibine ittiba edeceksiniz. Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak, Rabbimizi tanıdığımızı, bildiğimizi ve ona imanımızın var olduğunu iddia ediyorsak, bunun alameti nedir? Bunun göstergesi nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı benimsemektir. Ona ittiba etmektir. Ona muhabbet etmektir. Evet, ittiba sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek kat'i bir surette şu ayet-i kerime ilan ediyor. Evet, şu ayet-i kerime, kıyasat-ı mantıkiye içinde kıyas-ı istisnai kısmının en kuvvetli bir ve kat'i bir kıyasıdır. Evet, bu ayet-i kerimedeki mantık silsilesi, mantık ilminde kıyası istisnai olarak ifade edilen yani sebeple sonucun birbirini iktiza etmesi biri olmadan diğerinin olmaması hakikatini kullanarak bize sünneti seniyenin ne kadar gerekli olduğunu ve sünneti seneye uymanın ve ittiba etmenin ne kadar elzem olduğunu ne yapıyor? ifade ediyor. Şöyle ki nasıl ki mantıkça kıyası istisnai misali olarak evet bu mantık ilminde kıyası istisnainin misali burada okuyacağımız ve ifade edeceğimiz hakikat olarak deniliyor ki eğer güneş çıksa gündüz olacak. Müsbet netice için denilir. Güneş çıktı öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Menfi netice için deniliyor. Gündüz değil öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Mantıkça bu müsbet ve menfi iki netice kat iyidirler. Kesin. Buna bir itiraz olabilecek olan var mı yeryüzünde? Gündüzün olabilmesi için ne gerekiyor? Mutlaka ve ama mutlaka güneşin zuhur etmesi gerekiyor. Eğer şu an gündüz değilse bu ne demektir? Demek ki güneş çıkmamış demektir. Evet. Gündüzün var olabilmesi için güneşin mutlaka çıkması gerekir, zuhur etmesi gerekir. Eğer şu an gündüz değil ise bu demek oluyor ki güneş çıkmamıştır. Evet, aynen öyle de eğer Allah'a muhabbetimiz varsa bu ayeti kerime diyor ki eğer Allah'a muhabbetimiz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. Eğer ittiba etmezsek netice veriyor ki Allah'a muhabbetimiz Allah muhafaza yoktur. Evet, misalde ne diyordu? Gündüzün varlığını güneşin varlığına bağlıyor değil mi? Eğer gündüz değil ise güneş çıkmamıştı. Evet, Allah'a muhabbetimiz varsa Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'a ittiba edilecek. Eğer ittiba etmemiş isek, o halde demek oluyor ki Allah'a muhabbetimiz yok. Allah muhafaza. Şimdi, Şöyle düşünelim. Acaba şu ayeti kerimeyi insan Allah muhafaza dinlemese? Kendisine tavsiye edilen şu nasihate insan kulak vermese. Yani güneşe küsse. Güneşe bir zarar verebilir mi? Evinin bütün pencerelerini kapatmış. Güneşin içeriye sızmasına izin vermiyor, müsaade etmiyor bu insan. Güneşe bir zararı gelebilir zarara dokunabilir mi? Asla. Kim zarar görür ya? Güneşe gözlerini kapatan zarar görür. Ben zarar görürüm. Ben kapatıyorsam ben zarar görürüm. Müsaade etmedim. Güneşe hiç izin vermedim. Dikkat edin şu anda gece değil mi? Sokak lambaları ne kadar aydınlatıyor sizce yolu? Her şeyden emin olabiliyor musunuz sokak lambalarının o aydınlığında? Bütün korkularınızı giderebiliyor musunuz? İzale edebiliyor musunuz? Hayır asla. Ama güneş çıktığı anda Hiçbir şeye karşı tereddütünüz kalmıyor. Çocuğunuzu rahatlıkla sokağa gönderebiliyorsunuz. Tereddüt etmiyorsunuz. Ama geceleyin kendimiz bile çıkarken tereddüt ediyoruz. Tedirgin oluyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ın bize tavsiye etmiş olduğu o Kur'an'ın nurlu yolundan istifade etmek istemeyenler, kendi akıl fenerleriyle hareket edenler aynen gecenin karanlığında o sokak lambalarının aydınlatması gibi her türlü Tedir tedirginlik içerisinde ve endişe içerisinde bir hayat geçirirler. Ama Rabbi Rahimimizin o nurlu yolundan Kur'an'ın tarif etmiş olduğu yolu seçenler aynen gündüzün güneşin çıkmasıyla birlikte her yerin aydınlık olması gibi bütün endişelerin ortadan izale olup kalkması gibi her türlü sıkıntıdan ve kederden emin olurlar. İşte Evet, yani... Net... Ondan sonra Şundan dolayı bir kıyas et. Evet, şöyle kıyas ettim. Hani beşerin eliyle müdahalesiyle olduğu için yani bir kıyas yapma açısından söyledim. Evet, hakikatte öyledir zaten. Hakikatte öyledir. O da olmayacak zaten. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Yani o kadar da aydınlatmıyor zaten. Ancak şu olabilir belki. Nasıl ki onlar o sokak lambalarını Rabbimizin onlara ihsan etmiş olduğu o akıl nimetiyle vücuda getirdilerse ancak onların da yaşam tarzlarında Kur'an'dan yakalayabildikleri hakikatlerle yollarını aydınlatabilirler. Bugün hani üstadımızın da ifadesi şöyledir. Yani o diğer mesleklerin ve meşreplerin içerisinde hakikatten hiçbir pay yok demek değildir. Evet onların o mesleklerini ve meşreplerini cazip gösteren belki hakikatten istifade ettikleri noktalardır. Bütünüyle hakikati kabul etmemişlerdir. Ama hakikatten tamamen de mahrum değillerdir. Yani belli bir noktada istikameti ve devamlılığı getirebiliyorlarsa bunun nedeni o mesleklerin içerisinde veya yaşam tarzlarının içerisindeki Kur'an'a ait Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzına ait olan nelerdir? Numunelerdir, modellerdir. Onları yakalayabildikleri için örneğin ticaret ahlakında bir prensip benimsemişler değil mi Avrupa toplumları? Ama bakıyorsunuz aynı prensip aslında İslam'ın ahlakında, ticaret ahlakında olan bir prensip. Ve o yol, o noktada muvaffakiyetlerin temel nedeni o zaten. Evet, nursuz. Belki sadece dünyaya dünya dünyevi noktada bir netice alıyorlar. Üstadımız İhlas Risalesi'nde de diyor ya, yani ehli dünya bile işlerindeki samimiyet ve ihlaslarından dolayı netice alıyorlar. Adetullah'a riayetlerinden dolayı. Aynı olay içerisinde, aynı yaptıkları fiiliyat içerisinde Allah'ın rızasını da katsalar, çünkü bizim amellerimizin ihlasını tamamlayan şey nedir? Amelinizde rızayı ilahi olacak. Yani başlangıcında bizim ihlasımızın düsturlarının içerisinde ne var? Amelimizde rızayı ilahi olması var. Ondan sonra diğer usuller, esaslar geliyor. Önce rızayı ilahi başta ön, şart olarak içine koyuyoruz. Daha sonra diğerlerini yaşıyoruz. İşte insanın da hayatının hem dünya hem ahiret cihetiyle saadete olabilmesi için, nurani olabilmesi için bu yaşam tarzını, tarzını benimserken bunun ihlası da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmaktır. Cenab-ı Hak inşallah bize bu tabiyeti ve bu ittibayı nasip eylesin. Evet. Bu kainatı bu derece inamat ile nimetler ile dolduran Zat-ı Kerim-i zih şuurlardan şuur sahiplerinden o nimetlere karşı şükür istemesi zaruri ve bedihidir. Hem kainatı bu kadar mucizatı sanatla tezyin eden, süslendiren o Zat-ı kerim Zülcelal, elbette ve bilbedahe açık bir şekilde zih şuurlar içinde en mümtaz, en seçkin birisini kendine muhatap ve tercüman, evet kendine muhatap ve tercüman marziyatını, isteklerini diğer muhataplara aktaran ve ibad, ibadına mübelli, onlara tebliğ edici ve imam yapacaktır. Hem bu kainatı hat ve hesaba gelmez tecelliyatı cemal, kendi cemalinin ve kemalatının tecelliyatına bir e, Görün, yani o cemalin ve kemalin göründüğü tezahür ettiği bir yer, bir alan olarak tercih eden o zat-ı zülcelal o kemalatının ve cemalinin haberinde olunmasını isteyecektir. Evet. O cemal ve kemale mazhar eden o zat-ı cemil-i elbette ve bilbedahe açık bir şekilde sevdiği ve isharını istediği cemal ve kemal ve esma sanatının en cami ve en mükemmel mikyas ve medarı olan bir zata herhalde en mükemmel bir vaziyeti ubudiyeti verecek. Ve onun vaziyetini sahillerine numuneyi imtisal edip herkes onun ittibana sevk edecek. Ta ki o güzel ve vaziyeti başkalarında da görünsün. Evet, demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittibada buradaki sayılan hikmetler gibi birçok güzellikler ve hikmetler ne yapılmıştır? Ona tereddüt etmiş, ona bağlanmıştır. Şey Estağfurullah. Yani, e, bu tam olur. Evet, inşallah. Yani sürekli, Kesinlikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesini onun yaşam tarzını kendisine model eden ve hayat tarzı olarak benimseyenler onun gölgesi altındadırlar değil mi? Onun himayesi altındadırlar. Cenab-ı Hakk'ın himayesi altındadırlar. Şimdi bugün okullarda veya iş yerlerinde bazı temsilciler seçilir. Yani o iş yerini veya okulu temsil eden birileri seçilir. Bu seçilen kişiler sıradan kişiler değildir. Sınıfın içerisinde bir temsilci, bir başkan seçilirken sıradan, sınıfın en yaramazı, en haylazı seçilmez. Sınıfın en çalışkanı, en düzenli, tertipli olan öğrenci başkan seçilir. Neden? Diğerlerine onun o yaşam tarzı veya onun o çalışkanlığı sirayet etsin diye. Aynen öyle de bu misafirhane-i dünyamız veya okulumuz olan dünyamıza Cenab-ı Hak bize yani akıl sahiplerine ve zih şuurlara, şuur sahiplerine numune-i imtisal olacak ve kendi cemalini ve kemalini onlara haliyle ve yaşantısıyla gösterecek ve bunu hayatına, hayatının kendi tarzı hayatı yapacak ve o zat-ı zülcelal'in Kur'an'ın Kur'an-ı Azimü ile kelamıyla birebir örtüşecek bir hayat tarzını bize ne olacak? Bize bir öğretmen, bir tebliğ edici ve bir rehber olarak ne yapacaktır, seçecektir ve seçmiştir. Ve onun vasıtasıyla o sonsuz nimetlerini ve in'amatına karşı nasıl teşekkür edileceğini, nasıl muamele edileceğini bize onun vasıtasıyla gösterecektir ve göstermiştir. Cenab-ı Hak bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o nurlu yolunu kendisine hayat tarzı edilen kullarından olmayı nasip etsin. Allah Allah. Rabbimiz inşallah bize ve evladı iyalimize, çoluk ve çocuğumuza sünnet-i seniyeye ittiba ile şereflenen kullardan olmayı nasip etsin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahir davahum enel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha